Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tartışmalı kararlar ve medya ile gergin geçen bir ayın ardından bu akşam Kongre'de yapacağı konuşmayla başkanlık döneminde yeni bir sayfa açmak istiyor. Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı konuşmada Meksika sınırındaki duvar inşasından vergi reformuna kadar farklı alanlardaki planlarını geniş bir izleyici kitlesiyle paylaşması bekleniyor. Benim ilk bütçem gelecek ay Kongre'ye sunulacak. Kamu güvenliği ve ulusal güvenliği temel alacak bütçe diğer kalemlerde de çok güçlü. Ve ayrıca en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanda Amerika'nın tükenmiş askeri gücünün yeniden inşası için savunma harcamalarında tarihi bir artış içeriyor. ABD Başkanı önümüzdeki yılın bütçe planında savunma harcamalarını %9 oranında yani 54 milyar dolar arttırmayı hedefliyor. Askeri alandaki tarihi artışın yanı sıra dış yardım ve çevre gibi alanlarda ise büyük kesintiler öngörüyor. Cato Enstitüsü Savunma ve Ulusal Güvenlik Çalışmalarında araştırma görevlisi Friedman, bu bütçenin şu an olduğu şekilde Kongre tarafından onaylanacağını sanmıyorum. Zira demokratlar savunmaya bağlı harcamaların artmasını onaylasa dahi yapılış şekliyle hemfikir değiller. Demokratlar savunmanın finanse edilmesi için Çevre Koruma Ajansı ve Dışişleri Bakanlığı'nda kesintiye gidilmesini kabul etmezler. Demokratlar ise sivil haklar başta olmak üzere bazı reformların önünü kesmek veya yavaşlatmak için birlik olacakları sözünde bulundu. Demokrat Parti'nin liderlerinden Nancy Pelosi, Müslümanlar ve göçmenleri hedef alan kararname, değerlerimizi hiçe saymak, anayasamıza karşı çıkmak ve ülkemizin terörizme karşı verdiği mücadeleyi yok saymaktır. Başkan Trump, kilise ve okul kurallarına, kanunlara saygılı yaşayan göçmen aileleri parçalayarak zalimce bir sınır dışı etme süreci başlattı dedi. Küresel piyasalarda Trump'ın bugün Kongre'de yapacağı konuşmaya odaklandı. Trump'ın gelişmekte olan ekonomileri endişelendiren kararları Cuma gününden bu yana piyasalara kısmen yansımış durumda.